ekibiyle bol kahkahalı, çok eğlenceli sohbet. Alice ekibi hangi videoyu izlerken böyle kahkahalara boğuldu? Gördüm, o kadar güldüm ki. Ne yaşadın, ne geçiyor içinden? Ve Serenay Sarıkaya Alice'in final şarkısını ilk kez canlı canlı seslendirdi. Gözlerinizin içine baksam, orada bulsam, ne arıyorsam. Starları buluşturan sahnelerin en görkemli müzikali Alice geri döndü. Ömür Sabuncuoğlu'nun bu haftaki konukları Alice müzikalinin yıldızları Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Şükrü Özyıldız, Enis Arıkan, İbrahim Selim ve canlı bağlantıyla Merve Dizdar. Günaydınlar, iyi sabahlar sevgili seyirciler. Bu hafta sonu konuklarım Alice müzikalinin oyuncuları sevgili Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız, Enis Arıkan ve Merve Dizdar. Merve Dizdar, Covid-19'a yakalandığı için teknolojiyle bağlanıyor sohbete. Günaydın. Günaydın. Hemen açıklayalım, Merve burada bizimle değil. Sen mi söylersin, ben mi söyleyeyim? Sen söyleyin ben. Covid-19 teşhisi kondu. Bu son gün negatife dönmesini bekledik ama bizimle olamadı. Ama uzaktan da olsa bağlandık. Yarın inşallah sağlığına kavuşmuş olacak, değil mi? Evet, bugün son günüm ama bunu hep söyleyeceğim. Yani bu aşılar sayesinde 3 aşılıyım ben ve çok hızlı patladım. 2 yıldır çok özledi ekip Alice'i. 2 yıl aradan sonra hem acaba her şeyi eskisi gibi yapabilecek miyiz kaygısı, hem oyunu çok özleminin verdiği bir heyecan var. Yarım kalmış bir şey var çünkü hepimizin böyle veda edemediği, seyircimize teşekkür edemeden böyle bir anda yok olduğumuz bir durum söz konusuydu. İşte o açığı kapatmaya çalışıyoruz. Her gün provadayız. Çok da az bir vakit kaldı zaten. İşin en tatlı tarafı da biletlerini iade etmeyen bir sürü seyirci vardı. O yüzden de çok heyecanlıydık. Güzel gidiyor şimdilik. Birkaç provada ne güzel ya, bir şey unutmamışız dedik. Kaldığımız yerden daha da heyecanla, bir de birbirimizi de çok özlemişiz. Çok, evet. Burada olmayı da çok özlemişiz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Provalardan Ezgi Mola'nın yayınladığı videolar eğlenceliydi. Hey. Her sabah aynı şey. Her sabah aynı şey artık tuttum. Böyle tartışmamız yeter. Ben yapıyormuşum, hiç öyle yusturma. Sen önce sınavlarına çalış. Konu sosyal medyadan açılınca komik bir gündeme geçiş yapıyor Ömür Sabuncuoğlu. Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın hipnozla kilo verdiği iddiasını soruyoruz. Enis, Ezgi ile birlikte 1,5 ayda 16 kilo verdiğiniz hipnozla doğru mu? Ya biz ona çok güldük. Hipnozla kilo veriliyor mu arkadaşlar? Uyuyorsun, uyanıyorsun, zayıf mı? Biz inanamadık haberi görünce. Yani öyle bir şey olmadı. Biz 16 kilo versem mi? Koltukta oturamazdım. Kaybolurdum herhalde. Hayır, ama şöyle. Sen 10 kilo, ben 6 kilo vermişim. Ha, toplam toplamda evet, 16. Evet, ben baktım haberi. Ben 6 kilo vermedim. 2,5 kiloyu zor verdim. Bir de Ezgi ile yazın Alaçatı'da çok ödem tuttuk. O ödemi verdik yani galiba. Bu bir haber oldu o kadar. Ben yani yine kilo almıştım. Ama veremiyordum da. Zaten bir sağlık sorunum da çıktı. O yüzden çok dikkatli besleniyorum. Tiroid sorunu oldu. O yüzden çok özenli besleniyorum. Doktora gittiğimde de dedi ki gluten ve şekere dikkat ediyorsun. Hocam dedim, böyle ben ediyordum. Dedi ki bravo, çok iyi yapmışsın. Hani herhangi bir şeyim olmadı. Öyle bir şeyimiz olmadı yani, hipnoz falan. Enis Arıkan demek sosyal medya demek. Hadiseyle Mehmet Dinçerler'in evlenme teklifi videosunu taklit etmişlerdi Selin Şekerci ile birlikte. O videonun nasıl ortaya çıktığını soralım. Enis'in son videosunu gördünüz mü? Gördük ve çok etkilendik. Gerçek bir aşk vardı orada. Değil mi? Nasıl doğdu o fikir? Çok yaratıcıydı. Ya işte şeydi, filmimiz... Bir fikir doğmadı ki. Fikirsizlikten doğdu aslında. Şeyden, bu nereye gittik? Bakü'ye gittik film için. Benden ne olur için galaya. Orada süslendik püslendik. O sırada galayı beklerken bir baktık. Hadise nişanlanmış, evleniyor. Biz de çok süslüydük.
Senin de parmağında kocaman bir yüzük vardı. Biz niye burunları bir sürtüşmeyelim dedik. Öyle oradan doğdu yani. Gereksiz bir hikaye. Ezgi Mola ile Merve Dizdar'ın herkesi güldüren influencer anne ve kızı videoları da harikaydı. Çocuk uyandığında, onu kendi haline bıraktığınızda her şey çok daha rahat oluyor. Üstüne gittiğimizde iyi misin, üşüdün mü? Sonuçta siz ne derseniz aslında o olmaya başlıyor. Dolayısıyla siz çocuğu rahat bırakıp onu bu hayatın içine adapte ettiğinizde hadi, size ayak uyduruyor. Kes! Merve ile aslında ikinizin de çok güzel hani çocuğun olarak... influencer anne. Merve bunun için biçilmiş kaftan. Değil mi? Ben de elimden geldiğince herkesle, merak edenlerle, çok soranlarla paylaşıyorum. Nasıl tepkiler geliyor Merve son paylaşımlara? Ezgi'nin çocuğu ya, olarak. Hiç olamaz. Ya inanılmaz zeki bir insan. Ezgi beni mahvediyor. Yani nereden o ses tonu, söylediği replikler ve benim duruşum, yani bu kadar olabilir mi? Ya çok can sıkıcı. Çok komik. Bilmiyorum. Şu anki haline ne dersin mesela Ezgi bakıp, yine annesi olarak? Yani böyle sorulunca da hayatta bir şey diyemem, ne yalan söyleyeyim. Baksana diye. Karşımda şu anda. Çocuk yani, ne yapıyor şu anda? Tam servisini bekliyor gibi. Örgülerini de yapmış kızım. Şey, biklenmesin diye saçını örmüş. Saçı da örülmüş, aynen, evet. En harikasını en sona sakladık. Ömür Sabuncuoğlu'nun Alice müzikali ilk başlarken Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola ve Merve Dizdar'la yaptığı sohbetten yansıyan bir video sosyal medyayı sallamıştı. Yeniden izletelim o videoyu kızlara. Ya bir yerde Merve dans ediyor, Serenay'ın yüzü düşüyor. Ben bir anda gidiyorum. Ben bambaşka. Bak. Ne yaşadın, ne geçiyor içinden. Mesai bittikten sonra gelen mailler aklıma geldi. Serenay ya. Bilmiyorum. Kim bilir yani. Kim bilir neredeydin. Bir şey geldi. Evet evet dalmış. Var öyle hallerim benim ya bir anda. Çok komikti değil mi? Çok komikti gerçekten ve hiç onu fark etmeyişimiz ve seneler sonra ortaya çıkması. Ya, evet kaç sene sonra çıkması. Yani demek ki benim yapım öyleymiş, anladın mı? Çok tuhaftı, çok güldüm ben de. Madem magazinden konuşuyoruz, İbrahim Selim'in konuk ettiği ünlülere sorduğu o soruyu bu kez bir Alice ekibine soralım. Enes'e bakarak soracağım. Estetik var mı? Bende. Estetik. Merve senin hiç anlamayacağın konular, hiç dinleme bile kuzum. Var var, benim var. Bir sürü var, bir sürü de yaptırmayı düşünüyorum. Seviyorum. Nerede var yüzde mesela? Aa, yüzümde yok, yüzümde öyle dolgu molgu var. Öyle burnumu falan düzelttirdim. Daha böyle şeydi, yamuktu. Biraz dolguyla onu düzelttirdim. Ha, gözaltı dolgum var, gözaltı torbam çok kötüydü, onu yaptırdım. Yine başlarsak da bitmiyor. Ne yaptıracaksın daha? Sırada ne var? Buralar var. Meğer Enis Arıkan tam bir estetik harikasıymış. Şimdi göbeğime liposuction yaptırdım. Göğüslerim de var. Fazla da yokmuş. Yani, baştan yaratıldım. Ama şey yani çalışmasam, bu kadar yoğun olmasam kesin bir 3 ameliyat daha eklerdim. Nereler? Ne bileyim ya, ya bir göbek ameliyatı daha olurdum hani. Gerçekten mi? Çok zordu değil mi? Evet, gerçekten çok zor iş ama bir iki kere daha olurum ben. Daha var zamanı ama. Serenay Sarıkaya'yı eğlendiriyor estetik sorusu. Kızlar sizde bu kadar yok herhalde. Bende yok. Bende de yüzümde hiçbir şey yok. Yani bilinen bir şey var. Onun dışında da başka bir şeyim yok. Ve İbrahim Selim o estetik sorusunu önce cevaplıyor, sonra da o sorunun amacını açıklıyor. Hep sorarsınız ya, bugün ben sorayım size. Estetiğim var mı diye mi? Var, ben diz kapaklarımı yaptırdım. İnandım. Ne zaman aşkımı ne dönecektim? Yok yok. Hemen dizimi elledim fazlalık var mı diye. Aa tövbe estağfurullah. Saçmalamayın arkadaşlar. Yani bu şeyi bizim programda sürekli sormamızın nedeni bunun artık bir merak konusu olmaktan çıkıp bu hani zarar veren bir güzellik algısına doğru gidiyor ya. İhtiyacı olan, kötü hisseden, kendini daha özgüvenli hissetmek için buna ihtiyaç duyan herkesin rahatça bunu yaşayabileceğinin altını çizmek.
Açıkçası benim de var. Benim de bir jinekomasti operasyonum var ama o estetikten sayılıyor mu hala bilmiyorum. Ve zaten konuşmaya başladıkça birçoğu aslında estetik müdahale tanımından çıktı. İşte dolguyu mesela estetik olarak değerlendirmiyoruz. Başka bir ton müdahaleyi estetik olarak değerlendirmiyoruz. Bir sürü yüzü dolgu olan ablalar artık şey diyor ya, estetiğin yok. Evet. Ama suratla vurdu. Ama zaten şey, yani esas amaç o sorudaki şeydi yani. Tamam artık ya, onda merak edilecek bir şey yok. O orasını yaptırıyor. Bu tamam, evet. Evet yani, çünkü hepimiz yaptırıyoruz ihtiyaç duyarsak. Konumuz müzik. Provalardan Serenay Sarıkaya'nın Alice şarkısını söylerken çekilen bu videosu yansıdı. Karanlık duy beni, korkmuyorum senden. Alice'im ben senin, geçerim içinden. Aynı günlerde bir de Müslüm Gürses şarkısı söylerken çekilen videosuyla gündeme geldi Sarıkaya. Kim bilir kimler var şimdi kalbimde. Ben hala yaşarım eski günlerde. O şarkıyı sormadan olmaz. Serenay, Müslüm Gürses şarkısı da söyledi. Çok güzeldi. Ya bayılıyorum o şarkıya ya, hakikaten. Bir arabesk bir tarafım olduğu için bayılıyorum öyle şarkılar söyleyeyim. Nefisti. Çok teşekkür ederim. En çok kimden seviyorsun? O şarkıyı mı? Ya hani kimin şarkılarını en çok seslendiriyorsun? Vallahi çok fazla insan dinliyorum. Müslüm Gürses tabii ki çok seviyorum. Müslüm Gürses'in Sormasını çok severim. Tam bir arabesk fantezi hayranı Serenay Sarıkaya. Böyle herkesten her şeyi dinliyorum. Yani en çok diyebileceğim birisi yok. Ebru'yu çok severim, Sibel'i çok severim. Ama biz bugün finali Alice şarkısıyla yapalım. İnsanlar olmuşlar birer ekran. Kim bilir gerçekte nasıllar? Kendimi yalnız hissediyorsam sebep biraz benim, biraz onlar. Halbuki bir derin nefes alsam, biraz tutsam, bıraksam, gözlerinizin içine baksam, orada bulsam, ne arıyorsam. Devamı oyunda. Bu keyifli sohbet için Alice ekibine çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. 7 Şubat'ta Alice perdelerini açıyor. Evet. Seyircilere de buradan duyuralım. Sizlerin de son olarak söylemek istediği bir şey varsa buyurun, kamera sizde. Çok özledik, çok heyecanlıyız, çok coşku doluyuz. Umarım yani bunu sürdürebiliriz ve bu kavuşmayı hep beraber yapmaya devam edebiliriz bir süre daha. Ben Alice geri döndüğü için çok çok mutluyum. Hepinizi bekliyoruz. Seyircimizi heyecanla bekliyoruz. Evet, aynen öyle. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Sana kızlar ekibi olarak bir veda edelim dedik. Merve, seni seviyorum. Seni seviyoruz Merve. Dön. Evine dön. Seni çok seviyoruz. Sokaktan geldik. Alice müzikalinin provalarından çok özel görüntüler. Alice müzikalinin prova görüntülerini Show TV farkıyla izliyorsunuz. Biricik Alice'imiz Serenay Sarıkaya provalarda danslarıyla yine bir harika. Alice'in yakışıklı şapkacısı Şükrü Özyıldız da provalarda rolünün hakkını vermek için çalışıyor. Bakışlar, hain bakışlar.
bakışlar sevgilim. Bizim seninle çok dikkatli olmamız lazım. Bakışlar mı? Sevgilim mi? Alice Müzikali 7 Şubat'ta sahnede.